Allah'la beraber bir başkasına dua etmek. İslam'da dilek ve istekler sadece Allah'a arz edilir. Allah'tan başkasına sığınmak ve ondan gayrisinden mağfiret dilemek doğru değildir. Gerçek böyle olmasına rağmen duaya bir sürü batıl hareketler sokulmuştur. Bazıları dua ederken sanki kavga ediyor gibi bağırıp çağırıyor. Kimisi dua yapmak için türbelere, yatırlara koşuşturmakta, kimisi de mezarlara elini yüzünü sürmekte, türbelerin eşik ve pencerelerini öpmektedir. İnsanlar buralarda bir takım tapınma hareketleri yapmaktadırlar. Bu hareketlerin cümlesi yanlıştır ve batıldır. Dua etmek için kabir başına, yatır başına gitmeye gerek yoktur. Kabirde yatan mevtalar insanların dileklerini yerine getiremezler. Dua eden kişi ile Allah arasında vasıta olamazlar. Çünkü İslam'da Allah'a sığınmak, ona dua etmek için bir aracıya ihtiyaç yoktur. Kul, vasıtasız Allah'a iltica eder. Bu itibarla bir kimse, falan yatıra gittim, ona dua ettim, o mübarek zatın himmetiyle duam kabul oldu derse, bu şirktir, haramdır ve caiz değildir. Oysa Cenab-ı Hak Cin Suresi 18. ayette şöyle buyuruyor. Muhakkak ki mescitler Allah'a mahsustur. Öyleyse Allah'la birlikte bir başkasına dua etmeyin. Dikkat edilirse ayet mescidin içerisinden bahsediyor. Mescide giren Allah'a ibadet etmek ve dua etmek için girer. Ona şirk koşma maksadıyla giren olmaz. Ama duanın nasıl yapılacağını bilmeyenler, dualarında yaptıkları yanlışlıklarla şirke girerler. Yani, ayette mescitlerin Allah'a ait olduğu ve buralarda Allah'a dua ederken, onun beraberinde bir başkasını da duanıza karıştırmayın buyurulmaktadır. Yine Şuara Suresi 213. ayette şöyle buyuruluyor. Allah'la birlikte başka bir ilaha yalvarma, aksi halde azaba uğrayanlardan olursun. Allah Celle Celaluhu, Neml Suresi 62. ayette sadece kendisinden istenilmesini emretmektedir. Peki kimdir? Darda kalıp dua ettiğinde dua edenin duasına olumlu cevap veren, üzüntü ve sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünde öncekilerin yerine geçirip söz sahibi kılan. Allah'la beraber başka ilah öyle mi? Ne kırk düşünüyorsunuz? Allah Resulü Aleyhisselam İbni Abbas'a istediğin zaman Allah'tan iste. İstihane, istimdat ettiğin zaman Allah'tan istihane et buyurmuştur. Yine şöyle buyuruyor. Allah'ın dışında herhangi bir şeyi Allah'a denk yapıp ona dua ederek ölen kimse cehenneme girer. Örneğin bir Müslümanın elini açıp Allah'tan bir kimsenin hatırı, makamı ve mevkiyle istekte bulunması Allah'ım. Peygamberinin veya kulun filancanın yüzü suyu hürmetine senden isterim demesi, Allah'tan isterken bir başkasını da onun beraberine katmak demektir. O halde dua ederken hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmadan, vasıtasız olarak ancak ona güvenip ve ondan bekleyerek boyun büküp istemelidir. Peygamberimiz ve ashabı böyle yapmıştır.